Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sadece 3 malzeme ile kurabiye. Gerçekten bu 3 malzeme ile yapılan kurabiyeler çok güzel oluyor. Ben bu sefer krem şanti ile yapacağım. Daha öncesinde pudingle de yaptığım tarifler var. Onlar da gayet güzel oluyor. Bir paket şöyle krem şanti derince kabın içine aldım. 150 gram tereyağı. Karıştırıyorum. Hemen burada 3 su bardağı un var ama hepsini koymayacağım. Önce yavaş yavaş ilave edeceğim. Ve sonunda size ne kadar un kullandığımı söyleyeceğim. Hamuru böyle çok unlu birden katılaştırmayın. Hamur artık kıvamını aldı. Şöyle göstereyim. Sakın çok fazla un katmayın. Bu sefer toparlayamazsınız. Böyle hafif yumuşak ama dağılmayan bir hamur olsun. 3 su bardağı undan hemen hemen 1 su bardağından biraz daha az un kaldı. Sizler de 2 su bardağından sonra yavaş yavaş ilave edin. Bu aşamadan sonra arzu ettiğiniz gibi kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben üzerlerine böyle birkaç tane damla çikolata batıracağım. Bir tanesini de böyle kakaoya batırıp kapakla mantar görüntüsünü vereceğim. Sizler de nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle bir yuvarlayayım kurabiyelerimi. Hemen hemen ceviz büyüklüğünde hazırlayacağım önce şöyle yuvarlayayım. Şimdi artık kurabiyenin şeklini verebilirim. İlk başta bir tanesini alayım. Tepsiyi yağlamıyorum çünkü yeterince yağ var. Gerek yok. Şöyle su şişe kapağını kakaoya batırıyorum. Tam ortaya batırıyorum. Tepsiye diziyorum. Şimdi artık diğerlerini normal yuvarlayıp bırakıyorum. Birkaç tane daha ben şöyle mantar yapacağım. Daha güzel duruyor. Elinizde değil de böyle tepside bile yapabilirsiniz. Diğerlerinde de şöyle birkaç tane damla çikolata yapıştıracağım. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. ...80 derecelik alt üst ayarda. Böyle bir 15-20 dakika zaten hafif böyle rengi değişince alın, çok fazlasıyla fırında tutmayın. Bu sefer kurabiyelerinizi kurutursunuz. Dikkatlice pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Gayet güzel kızardı. Ve çok fazlasıyla tutmadım. Böyle hafif altı kızardı. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.